STV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. TFF 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Eskişehir Spor sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Ankara Spor'u konuk etti. Eskişehir Spor rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah kırmızılı ekibin pozisyon anlamında bir hayli sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. İlk yarıda bir ve ikinci yarıda da önemli bir fırsattan yararlanamadı Halil İbrahim Öner'le Eskişehir Spor. Zorlu karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi. Tabii Eskişehir Spor'un bugünkü rakibi Ankara Spor'da küme düşme hattında yer alan bir ekip. Eskişehir Spor 18. sırada, Ankara Spor'da 17. sıradaydı. Bu karşılaşma sonucuyla birlikte Ankara Spor puanını 10'a yükseltirken Eskişehir Spor'da 4 puana yükseltti puanını değerli izleyenler. Tabii ki siyah kırmızılı ekibin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada hayal kırıklığı yaşatması camiayı bir hayli üzdü diyebiliriz. Eskişehir Spor adına tek pozisyon, çok önemli, ciddi pozisyon ikinci yarıda Halil İbrahim Öner'le yakalandı. Sağ kanattan Berkay'ın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Halil İbrahim Öner 6 pasın içinde topu kaleciye nişanladı ve mücadele 0-0 sona erdi. Eskişehir Spor maçını Murat Dağtekin'le birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Murat abi, pozisyon anlamında çok kısır geçen bir karşılaşma ama maçtaki en net gol pozisyonunu da Eskişehir Spor yakaladı Halil İbrahim Öner'le. Ama bundan da yararlanamadık ve ikinci yarıya bir puanla başladı. Tabii şimdi en net pozisyon diyoruz ama misafir takımı Ankara Spor'un 4 tane pozisyonu var. Yani 4 tane pozisyonda beceriksizce harcadıkları pozisyonlar. Bu da neyi gösteriyor? Çünkü adamlar bir hafta içerisinde 7 tane transfer yaptılar. Evet. Geçtiğimiz hafta 4 tane kaliteli, 3 tanesi yabancı olmak üzere, kaleci de dahil 4 tane isim almışlardı. 3 gün önce de 3 tane transfer yaptılar. Yani bir haftada 7 tane transfer yaptılar ve transferin hiçbiri hazır değil. Maç kondisyonları yok ve daha takım oyunu oturmamış. Yani yakalamış oldukları o 2-3 tane pozisyonda gol bulabilirlerdi. Yani Eskişehir Spor'un baktığımız zaman dediğim gibi Halil İbrahim'in yani o altı pasının çaprazında bir karambol oldu. Eğer vuruşu müsait olmuş olsaydı Halil İbrahim onu mutlaka gole çevirebilirdi ama dar pozisyonda topa dokunabildi. O da kalecide kaldı ama rakibin 4 tane böyle tehlikeli pozisyonu vardı. Yaratabilecek ama sonunu getiremediler. Tabii ben burada Yasin Hoca'yı, Serkan Hoca'yı ve altyapı teknik adamlarını kutlamak istiyorum. Yani biz ligin ilk maçında 17 yaş, 18 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan Ankara Spor karşısında 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştık. Bugün 7 tane transferle daha tecrübeli, yaş ortalaması 26-27 oldu yani. Evet. Bu kadro karşısında Eskişehir Spor son dakikaya kadar başa baş mücadele etti. Dikkat edersen halen savaştık, halen gol bulmak için. 96. dakika diyoruz, halen gol bulmak için savaşan bir takım var. Burada Serdar Hoca, başta olmak üzere koordinatör, kamp boyunca o vardı. Yasin Hoca bugün kulübede sorumluluğu aldı. Kenarda oydu. Serkan Hoca biraz arka planda kaldı. Hürriyet Hoca'yı ve bütün ekibi ben tebrik etmek istiyorum. Moral, motivasyon olarak iyi bir takım hazırlamışlar. Bu devre arası kampta 19 günlük çalışmada takıma inanılmaz bir özgüven aşılamışlar. Takımda kenetlenme de vardı abi. Birlik, beraberlik, hem sağ arkadaşlık. Hem sağ kenarında. Ankara Spor oyun oynatmadı. Bakın takım oynatmadı. Bizim haftalardır koca sezon 17 maç geride kaldı. Bugün 18. maç geride kaldı. Bizim istediğimiz neydi? Savaşan, mücadele eden, rakibe top oynatmayan eski Eskişehir Spor'un o genç savaşçı kadrosunu görmek istiyorduk biz sahada. Bugün bunu gördük. Evet. Son ana kadar rakibi oynatmadı, rakibin oyununu bozdu, pres yaptı her alanda, her noktada ve nefes aldırmadı. Evet. Galibiyeti elde edebilirdik ama dediğimiz gibi güç bu kadardı. Çünkü neden güç bu kadardı? Hücum hattında, 3. bölgede bu kadar. İşte bir Kaan Gül, mesela 45 dakika savaştı, tam ikinci yarıya kötü başladı. Eyvah dedik yani, Kaan bitti derken anında kulübeden hamle geldi. Bakın bu da çok önemlidir. Evet. Yani ne zaman ne yapacağını bilen bir kulübemiz vardı. Evet. Hemen 53. dakikada Kaan Gül'ü aldı, hemen Halil İbrahim'i monte etti oraya. Yine o savaşçı ruhu yakaladık. Yine tabii hafif hafif bir yorgunluk belirtileri vardı ama ben tebrik ediyorum. Savaşsınlar sonuna kadar. Bugün de ben o yönde bir başlık atmıştım. Onur mücadelesine devam. Ayağa kalkın. Yıkılmak yok. Ayağa kalkacağız. Son ana kadar, son dakikaya kadar savaşa devam edeceğiz. Bu şekilde devam edersek dışarıdan hoca aramaya gerek yok. Bakın bu çocukların psikolojisini en iyi bilebilecek insanlar bugün Eskişehir Spor altyapısındaki teknik adamlar. O çocukları yetiştirenler. Yasin Hoca vardı. Serkan Hoca vardı. İşte bakın Hürriyet İki dönemdir Eskişehir Spor'da bu gençlerle beraber. Serdar Leroy yıllardır altyapıda eğitim vermiş bir adam, koordinatör. Yani bu çocuklarla dışarıdan gelen adamdan ziyade şu altyapıdaki teknik adamlar daha faydalı olur. Bugün de bunu gösterdiler.
yenilebilirsin, yenebilirsin, berabere kalabilirsin. İşte diyoruz ki hasret 31 maça çıksın kardeşim, zaten yapacak bir şeyimiz yok. Biraz önce sen yayına başlarken ben başkanın yanındaydım. Başkanla konuştum. Ya Murat'ım dedi, hemen dedi maç öncesi transferle ilgili bir takım konuşmalar yaptık dedi. Şehirde de sanki böyle transfer açılacak gibi bir imaj yaratılmış dedi ama işimiz çok zor. Ben de bunu söylüyorum. %90 Eskişehirspor transfer tahtasını açmaya yakın. %10'luk bir pay var. %10'luk pay da çok ciddi bir pay yani. Derken nedir? İşte bu parayla, pulla FIFA'daki dosyaların 6 tanesini çözdüler. Bakın 9 tane çözülmesi gereken dosyadan 6 tanesini çözdüler. 3 tane FIFA'da dosyamız var. Bunlar kritik. Yani ısrarla para isteyen isimler var. Onu geçiyorsun. Kendi evlatlarımız dediğimiz yani şu an şehir dışında başka takımlarda olan gençler bile imza vermiyor ya. Fevzi diyorsun. Ya işte mahvolduk. İşte babam ağladı. Şu oldu, bu oldu. Adam imza vermiyor. Yani öyle bir takım isimler var. Bakın taraftarlar pazartesi, salı günü bununla ilgili bir sosyal medyada bir paylaşıma başlayacaklar. Hashtag açacaklar. Yani kendi evlatlarımız bile bugün şehir dışında başka takımlarda oynayan evlatlarımız bile imza vermeye yanaşmıyor. Niye vermiyorsunuz kardeşim? Yani kendi evladımız diyoruz ama işte en yakın örneği var. Perşembe günü yönetim Ekrem'in alacaklarını yatırdı. Serbest kalmasının önüne geçti değil mi? Evet. Menajeri Hatay Spor'la anlaşmıştı ya, ben bunu söyleyeyim ya. Bileti de hazırdı. Çocuk Hatay'a gidiyordu ya. Ekrem Hatay'a gidiyordu. Menajeri götürüyordu. Yönetim son anda parasını ödedi. Menajer istediğini elde edemedi. Ondan sonra ya işte kusura bakmayın da işte kaç paraysa bonservisini verelim de alalım götürelim moduna giriyor. Sen bedava adamı götürmeye çalışıyordun yani. Ha, bu şekilde bedava acaba kimi kaparız, kimi kurtarırız diye hesap yapan kulüpler var. Artık yani para olmadığı için kulüplerde de hani o eski şey yok. Yani birazcık bozulma var. Yani biraz ağır konuşacağım. Hakarete girecek yani. Adamlar artık böyle bedava kimi götürürüz diyerekten onun hesabını yapıyor. Ekrem'i bedavaya götürmenin hesabı. Biletini almışlardı adamın ya. Yol bileti ya. O gün 5'te parası hesapta olmasa çocuk Hatay'daydı. Ha böyle bir düzen var. Şimdi imza diyoruz. O %10 çok ciddi bir meblağ tutuyor. Yani dedik ya 10-15 milyon gibi bir para lazım. Böyle bir para da yok ortalıkta yani. Hep söylüyoruz. Kuruş yok. İşte transfer açılsın, transfer yapılsın. Ya transfer açılsa transferi nasıl yapacaksın? Çok zor. İşte o %10'u başarmak için yönetim her gece sabahlıyor. Gece 11'lere 12'lere kadar toplantı halindeler. Yine buradan çıktılar. Yine toplantı yapacaklar. Yine görüşmeler var. Eski başkanları arıyorlar. Geçtiğimiz gün Kaan Ay'ı aramışlar. Kaan Ay'la Fatih Faturaygil aradı. Yani başkanım siz yıllarca açılmayan transferi açtınız. Yani bize yardım et dediler. Kaan Başkan da elinde telefon birçok isimle, birçok futbolcuyla birebir görüşmeler yaptı. Yardımcı olun kardeşim, bu kulüp yaşasın. Bu kulüp yok olursa paranızı alamazsınız. Onu da ikna etmeye çalıştığı insanlar var. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu lazım. Yani eski başkanları bulacaksın, yöneticileri, avukatları, bu kulüpte hizmet etmiş menajerleri. Bir kişi bile ikna etmek çok önemlidir. İşte diyorum ya %10'luk bir pay kaldı. Bu da ciddi bir para gerektiriyor. İşte onu da adamlar anlayış gösterecek. Yok bir kuruş para yok yani. Ya bu süreçte işte bekliyoruz. Pazartesi, salı. Büyük ihtimalle salıya kadar netlik kazanacağız. Çünkü 1 Şubat'ta transfer dönemi bitiyor. Yani 1 Şubat'a kadar ne yapabilirsin? Bugün ayın 23'ü. Yarın 24. Pazartesi 25 değil mi Ahmet? 6 gün bir şeyin kalıyor. O 6 günde ne yapabileceksin? Kimi alabileceksin? Nasıl olacak? Yani biz de diyoruz ki hani açılsa ne yapabilecek yönetim? Yani bir tane transfer yapmaya kalktığı zaman 1 lira para yok yani. Ya payişinat vermen gerekir şu bu. Derken bakalım ne olacak, ne bitecek. Tabii pazartesi akşamı 90+3'e kadar daha perde arkası detaylar var. Yani dedik ya işte bir orta saha oyuncumuzu bir eski kulübe alacağı karşılığı, adam ciddi alacağı var. Yani imza alman gerekiyor değil mi? Mesela o kulüpten bile imza almak için problem ki kolay kolay verecek bir kulüp değil. Yani Trabzon'a imzayı vermez sana. Geçmişteki husumetten dolayı. Ondan ne yapacaksın? Adamın alacağı var, alacağına karşılık diyeceksin al bu futbolcu. Sana ne kadar işte 350-400 bin euro borcumuz vardı. Onunla o borcu da kapatmış olacaksın. Yani yönetimin de dediği bir kelime orada. Bir tane dosya kapatmak bizim için şampiyonluk kadar önemli. Yani bu ince hesapların yapıldığı bir dönem var. İşte tebrik etmek lazım. Bir de ne varsa bu şehirde artık bir şeyler yapma gücü olan insanlar varsa artık bu kulübün kapısını bugün yarın çalmaları lazım. Yani herkes kulağının üzerine yatmış durumda. Tamam ama yani kardeşim işte bakın yüzlük kuyruğuna geldik. Ne yapabiliriz? Tak tak çık Eskişehirspor Kulübü'nün kapısını çal. Ben geldim de ya. Ben geldim arkadaşlar. Yani bir Allah yardımcınız olsun. Bir moral. Yani, bir moral motivasyon. İşte AK Parti Odun Pazarı
ilçe teşkilatı geçtiğimiz gün ziyarete gitti. Önceki gün gençlik kolları. Ya gidin ya şu kulüpten bir gidin, adamlara bir moral olsun, hırs olsun yani. Evet. Desinler ki ya tamam, Allah razı olsun, bu insanlar da geliyor bize moral veriyor. Yani hep böyle yıkmayalım. Yalnız olmadıklarını gösterin. Yani gittiler 10-15 tane forma aldılar. Ya o formadır yani, ne olacak işte, o günkü kulübün kumanyasına, giderine bir katkıdır. Ama moraldir yani, yönetilecek ya bu insanlar yanımızda yani. Hastasın, ziyaretine gelen yok. Komadasın, bir kapını çalıp da geçmiş olsun diyen yok. Evet. Ya bu süreçte gel kapıyı bir çal be arkadaşım yani. Birileri gitsin yani, beklentimiz o. Bir puan bir puan diyelim artık, ne yapalım böyle hani 17 maç kalmıştı, var dedik artık ligin bitmesine. 16 maçımız kaldı. Dedik ya hani ligde kalma umudun var mı? Bu saatten sonra yok. Ama işte senenin hesabı, düştüğümüz yerden yıkılmadan kalkalım. Yoksa bir 12-13 sene daha o liglerde biz yok oluruz. Hayırlısı olsun. İnşallah diyoruz. Sevindirici güzel haberler olur. Gelecek sezon adına yapılanmalar olması lazım. Bu haftalık bu kadar diyelim Teşekkür Ahmet. Teşekkür ederiz Murat abi. Evet değerli izleyenler, Eskişehirspor Ankara Spor karşılaşması sonuçlandı. 0-0'lık skorla Eskişehirspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeni gelişmeler olduğu sürece burada olacağız. Ben Ahmet Deniz Can Uruç. Yayında kameraman arkadaşım Engin Kale ile birlikte sizlere hem maç önü hem maç sonu gelişmeleri aktardık. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.